Sevgili girişimciler, girişimci adayları ve teknoloji severler, hepinize merhaba. Teknoloji, inovasyon, girişimcilik dolu bir günde sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Göreve başladığımız günden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde süreçlerimize teknolojiyi adapte etmek ve Türk girişimcilerimizin ürünlerini kentimizde kullanmak için önemli bir çaba içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için her zaman bilimden ve çağın gerektirdiği teknolojiden yararlanmaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu konudaki en doğru adreslerden olan İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek ile bir işbirliği geliştirdik. Temmuz ayı itibariyle girişimcilere kentine teknoloji kat diyerek seslenmeye başladık. Kısa sürede girişimciler tarafından çok etkili geri dönüşler aldık. Kentimiz için heyecan verici teknolojilerin yolda olduğunu şimdiden müjdeleyeyim. Bugün Big Bang sahnesinde Temmuz ayından bu yana programa başvuran ve potansiyeli yüksek girişimler ile tanışacağız. Çok heyecanlı ve gururluyum. Eminim sizler de öylesinizdir. Fakat bu yalnızca bir başlangıç. İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek ile bu çağrımızı uzun yıllar sürdüreceğiz ve girişimlerimiz sayesinde yaratıcı İstanbul hedefimize hep birlikte yol alacağız. Buradan girişimci adaylarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim kapılarımız teknoloji üreten gençlerimize her zaman açık. Ben de İstanbul için bir şeyler yapmaya varım diyorsanız siz de başvurun. Seneye bu etkinlikte sizi de izleyelim. Gençlerimizin geliştirdikleri projelerle İstanbul'a değer kattığı nice güzel günlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Değerli Big Bang takipçileri, merhabalar. İstanbul Sanayi Odası olarak geçtiğimiz 6 yılda olduğu gibi bu yılda girişimcilik ekosistemine destek olmak amacıyla ülkemizin ve dünyanın nadide kuluçka merkezlerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek'le omuz omuza yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. İSO olarak 2021 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettik. Ve bu konuda attığımız en değerli adımlardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek'le yaptığımız işbirliği oldu. Bu işbirliği kapsamında girişimlerin sürdürülebilirlik alanına odaklanmalarını, insanlık, doğa ve dünya için çözümler üretmelerini hedefledik. Bu amaçla çalışmaya 2020 yılında başlamış ve geçtiğimiz sene yine bu sahnede girişimcilere ve girişimlere çağrıda bulunmuştuk. Sonuç olarak ISO, ÜTÜ, Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı'na sadece bir yılda 361 başvuru aldık ve 63 girişim destekledik. Programımıza başvuran ve başarıyla gelişmeleri sürdüren girişimlere bu sahnede ve bu fuayede tanışacaksınız. Önümüzdeki günlerde de adlarını ve başarılarını sıklıkla duyacağınıza eminiz. Diliyorum ki İstanbul Sanayi Odası ve İTÜ Arı Teknokent olarak mentorlarımızla, danışmanlarımızla, sanayicilerimizle ve değerli girişimcilerimizle başlattığımız bu program yarınlara yaşanabilir bir Türkiye ve daha iyi bir dünya bırakmak için tarihi bir adım olur. Hepimiz için keyifli bir gün olmasını dilerim. Değerli teknoloji severler, merhaba. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak ihracatın lider sektörü olan otomotiv endüstrisini temsil ediyoruz. Bu güç ve sorumlulukla ülkemizin dünya otomotiv endüstrisinde yalnızca bir üretim merkezi değil, Ar-Ge ve inovasyon üssü olması amacıyla girişimciliği teşvik eden öncü bir kuruluş olmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla 2012 yılından bu yana otomotivin geleceği tasarım yarışmasını düzenliyoruz. Bu kapsamda 6 yıl önce de otomotiv sektöründe startupları harekete geçirmek ve bu alanda dünyada yaşanan dönüşümde Türkiye'nin de rol oynaması adına İTÜ Arı Teknokent ve onun kuluçkası İTÜ Çekirdek ile
güçlerimizi birleştirdik. O günden bugüne istikrar ve inançla yapılan bir işin her zaman en güzel meyveleri vereceğine inanarak girişimcilerimize sunduğumuz maddi desteklerin yanı sıra sanayi mentörlüğü, network, laboratuvar, danışmanlık, ofis gibi verebileceğimiz her imkanı sağlamaya çalıştık. 6 yıl önce otomotiv sektörüne değer katacak girişimciler çıkar mı acaba diye düşünürken bugün geldiğimiz noktada ne mutlu ki hangi girişim unicorn olmaya daha yakın diye konuşuyoruz. Geçen 6 yılda sektörümüzdeki gelişmeleri çok daha önceden yakalamış, hem global otomotiv sektörüne değer katan hem de Türkiye'nin otomobiline teknoloji üreten girişimlerin ortaya çıkmasına katkı sunduk. Desteklediğimiz girişimlerin ciroları 104 milyon TL'yi aştı. Aldıkları yatırım 109 milyon TL oldu ve küçücük işletmeler olarak başlayan girişimler bugün 600 kişiye istihdam sağlıyor. OİP gibi vizyoner ve öncü kurumlar hep beraber elimizi taşın altına koyacağız ki bugün de şahitlik edeceğimiz gibi pek çok girişim Türkiye'ye değer katsın. Ülkemizin her alanda kalkınmasının yolu açılsın. Bu yolda çalışan girişimlerle tanışacağımız bugün de herkese iyi seyirler dilerim. Girişimcilik ekosistemine her yıl ivmelenen bir değer katan Big Bang etkinliğinden herkese merhaba. Bugün konuşmamı İTÜ Çekirdek InsurTech programının kıymetli paydaşları adına gerçekleştiriyorum. Hayatımızın her alanında olan sigorta sektörünün teknolojik gelişimi, insan güvenliğini, konforunu ve yaşam kalitesini artırmak için çok büyük önem taşıyor. Tam da bu sebepten sigorta şirketlerinin girişimcilerde bu sektörle ilgili farkındalık yaratmak, teknolojilerine katkı sunmak, ihtiyaçlarına yanıt vermek ve sektör liderleriyle bir araya gelmek amacıyla aynı programda buluşmaları çok gururlandırıcı ve ulvi bir görev. 2 yıl önce başlattığımız İTÜ Çekirdek InsurTech programı ile şimdiden birçok girişime destek sunduk ve sektördeki dönüşüme onları da kattık. Örnek vermek gerekirse, akıllı emeklilik sürecini yapay zeka destekli teknolojisiyle iyileştiren, sigorta fiyatlaması üzerine algoritmalarla çalışan, modelleme ve davranışsal fiyatlama optimizasyonu yapan, oto kaza hasar süreçlerini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştiren, kurumların siber güvenlik açıklarının keşfedilme, doğrulanma ve raporlanma ihtiyacını blok zincir tabanlı bir platformla sağlayan girişimlerimiz var. 2 yılda bunlar olduysa 5 yılda, 10 yılda neler olabilir siz hayal edin. İnanıyorum ki bu işbirliği ve bu program çok daha güzel başarılara imza atacak. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve küresel rekabetteki gücünü artırmasında en stratejik alanlardan biri olarak değerlendirdiğimiz teknoloji girişimlerine destek sunmayı sürdürmeye kararlıyız. Bugün şahitlik edeceğimiz 2021 yılının InsurTech girişimlerinin de dünya sigorta ekosistemine değer katması dileklerimle girişimlerin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha yenilemek isterim.